1985 yılında Juventus ve Liverpool takımları arasında oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali öncesi yaşanan trajedi tarihe Hazel faciası olarak geçti. Çoğu Juventus taraftarı 39 kişinin öldüğü ve 600 kişinin de yaralandığı olayların üzerinden tam 30 yıl geçmesine rağmen o günü hatırlayanlar için görüntüler belleklerdeki tazeliğini koruyor. Soyunma odasında kimse nelerin tam olarak yaşandığını bilmiyordu. Fakat ölüler hakkında bilgimiz vardı. Bazı kişiler 1, 4, 5, 6 ölü var diyordu. Kaç tane olduğunu bilmiyorduk. Maçtan sonra tam sayıyı öğrendik. Biz oyuncular zafer kutlamaları yüzünden çok eleştirildik ancak aynı zamanda UEFA tarafından Juventus taraftarlarıyla kutlama yapmamız için zorlandık. Ve Belçikalı organizatörler Liverpool taraftarlarıyla birlikte çıkmamıza izin vermedi. Günümüzde Kral Boudiç Stadyumu olarak isimlendirilen stadyuma her 29 Mayıs'ta çiçekler bırakılıyor, hayatını kaybedenler anılıyor. O güne şahit olan isimlerden biri de görevli olarak Brüksel'e giden gazeteci Maurizio Crosetti. En kötü şey ölen bir insanı görmek. Daha önce ölen birini hiç görmemiştim. Belki ceset görebilirsiniz fakat ölüm anına şahit olmak en kötü şey. Ve aynı zamanda ölen en genç kişiyi hatırlıyorum. 16 yaşında bir kız. Bedenini yerde yatarken hatırlıyorum. E quindi quella la ricordo ancora distesa a terra. Gerçekte maç hiçbir zaman o stadyumda oynanmamalıydı çünkü finalin oynanması için şartlar hiç uygun değildi. Ufalanmış, harap olmuş stadyum korumasız, polissiz ve güvenlik gücünden yoksundu. Hazel faciası spor sahalarında gördüğümüz ne ilk ne de son kanlı olay. Ancak Avrupa stadyumlarındaki standartların iyileştirilmesi açısından bir dönüm noktası oldu.